Ne diyeceğim ben şimdi buna? Allah'ım sen koru. Anne. Zeynep. Zeynep. Ne oldu, neyin var, neden ağlıyorsun? Baban nerede? Cüneyt Efendi. Bir şey mi etti sana, iyi misin? Yok, öyle değil. Sadri Uday Efendi geldi eve, arabede çıktı. Sonra bağırıp çağırdı, Cüneyt Efendi kovdu beni. Kızım hayırdır bu saatte? Aa, neden ağlıyorsun sen yavrum? Meryem ne alt ettin gene Meryem? Cüneyt Efendi bağırmış, çağırmış, kovmuş. Hadi kızım gir içeri. Delirdiniz ha ana kız. Naim Efendi çekilsene, gece gece görmüyor musun kızın halini? Dur hele ya. Aslını astarını bir anlayalım önce. Kızım. Kovdu beni işte. Naim Efendi içeride konuşuruz, dondu çocuk. Giremez efendim, giremez. Bu eşikten gelinliğiyle çıkan ancak kefeniyle döner. Bekle. Naim yapma gece gece, delirdin mi? Düşün önüme haydi. Sabah ola hayır ola, rezil olacağız. Sabah yok bu işin, sabah yok. Aç kızım kapıyı. Kızım açsana kapıyı. Hii, ne olmuş buraya? Kızım sana bir şey etmedi değil mi? Sadri Uday Efendi geldi. Bağırıştılar. Sonra işte evden kovdu. Ortalığı yangına verme hemen sende. Hep senden oluyor ha. Kocasıdır. Adam bir şeye sinirlenmiş belli ki. Gecenin bir vakti kızı sokağa atmak nedir? Ya olmaz bir şey. Yabancı yerde miyiz? Ha kız döndü işte evine. Cüneyt Efendi. Cüneyt Efendi. Misafirin Allah'ım. Şimdi nerede diye sorsak etsek bu sefer dergah karışacak. Allah'ım misafirin. Alalım kızı gidelim eve. Bu evlilik hayırlısıyla yürüyecek Meryem Hanım. Yürüyecek. Dün anahtar verip bugün kapının önüne koymak neyin töresiymiş. Gitmiyoruz bir yere. Gece vakti kavga etmenin bir manası yok. Sen var git eve. Ben kızla burada kalırım. Üstümüze de kilitleriz kapıyı. Gitmem. Damatla gırtlak gırtlağa mı gelmek istiyorsun efendi? Cüneyt Efendi ile. Ya olmaz. Nerede görülmüş? Rezil olacağız el aleme. Ben de onu diyorum. Yarın ola hayır ola. Sen var git eve. Ben geldiğinde münasip bir dille anlatırım her şeyi. Öyle mi diyorsun? He, öyle diyorum. Kadın kısmına sesi çıkmaz. Anası sayılırım bir yerde. Hadi sen var git eve. Sen şu dilinin anahtarını boynuna as evvela. Lazımdır sana. Gönderdim babanı. Su içtin mi? Üşüdün mü çok? Anne ben kaldırdıydım o kavanozu. Ne kavanozu? Getirdikleri kavanozu gördü. Ondan kızdı. Sen bizim mahremimizi anlatmışsın diye. Nerede gördü? Salonda. Anne ben kaldırdıydım onu. Kızım sana kızacak olsa bir şey bulur kızar. Babandan bilmiyor musun? Ha? Erkek milleti. Kuyruğuna bassan canını teslim eder. Cüneyt Efendi öyle biri değil. Hassas kızım. Onun da yarası var. Seninle bir ilgisi yok. Üzülme. Anne ben bu gece burada kalmak istemiyorum. Ne yapalım ya? Kalmayalım be kuzum. Tamam. Senin ferah nefesinden daha mı mıyım? Ha? Senin gülen yüzünü kurban olurum ben de. Kurban olurum sana, kurban. Baban uzaklaşsın, düş önüme. Dergahta duyulunca ne yapacağız? Dergahın büyükleri düşünsün onu da. Onların da evladı Cüneyt Efendi. Aa.
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birgül kusura bakma böyle gece gece. Aşk olsun yenge, geçin lütfen. Burası sizin de eviniz. Allah herkese böyle misafir nasip etsin. Oh, şu güzelliğime haftalar feda olsun. Nasıl özlemişim. Senin uykunu kaçırır. Bakma öyle. Daha küçüksün sen. Çılgın bir ikili oldunuz vallahi İstanbul Kazansız Kepçe. Sorma. Naim'e Zeynep'te kalıyorum dedim. Kimse duymasın. Zeynep, yoruldun. Hadi yat kızım artık. İki satır laf edelim halanla. Anne, ben de özledim halamı. Az daha durayım. Daha uykum... Maşallah, esnemek bile mi yakışır? Güzelim benim. Yapma. Yapma. Hala gıdıklanıyor burasında. Hayır, hala yapma. Bayılacağım. Hala abdestim kaçar. Yapma, hala, hala. Yapma. Kıyamam güzelim benim. Bana yıldızlardan söz ederek uyandıracaksın beni. Söz ver. Eski günlerdeki gibi. Söz? Yağlı ekmek de yaparım. Zeynep. Hadi uyu artık kızım. Banyoda açılmamış diş fırçası var, tamam mı? Oh. Bütün evi dağıtmış demek. Her yer darmadağın. Çok korktum. Neyse şükür ki bir zarar vermemiş. Yoksa yani Levent Bey'in evinden ayrılamadım ki. Ne oldu Suavi Bey, konuştun mu? İstediği şeyi dinden çıkartır insanı. Olmaz. Yarın bakacağım işte. İçinde bir yerde hala istemiyor gibi geliyor bana. Olmadı oğluna kızına söyleyeceğim. Ne yapayım? Göz yumulmaz böyle bir günah. Tövbe istiğfar. Çok yoruldum Meryem. Yalan söylersem Allah'ın gücüne gider. Yoruldum. Bu sahibi de yoruldu. Neler yaşadık geldiğimizden beri. Niye? Bu kız okusun diye, sınava girsin diye, kendine etrafa faydalı olsun diye, zayi olmasın diye. Ne yapacağız? İstemedi, girmedi sınava. Levent Bey'in üzerinde de çok yük var. Ona daha fazla yük olamayız. Elinden geleni yaptı zaten. Döndük dolaştık yine aynı noktaya geldik. Ey başını yürü. Yürü derlerse tabii. Usul böyle. Kızamıyorsun da. Beni okuttular mı sanki? Ama insan kendi başına geldiğinde anlıyor. Ya da senin gibi bir şeye baş kaldırdığında. Sadi Hüdayi beni yine eteklerine aldı. Ne? Zeynep'in kaçmasına yardım ettiğim gün. Abim seni otobüse bindirdiğinde söz verdirdi bana Hazret. Seni de biz yaktık desene. Neyse geçti gitti. Dönersin arkanı vazgeçtim dersin. Gideceğim. Nereye? Sen. Tekkeye. Var demek ki bir sebep. Ne diyorsun Birgül? Saç uzuyor Meryem. El yarası, dil yarası geçiyor. Gönül yarası geçmiyor. Sana da söylemedim. Kimseye de söylemedim. Arif gelip giderdi ilçeye. Dergah işleri için. Biz orada otururken. Ben kızlara ders verirken. Sadi Hüdayi Efendi'nin Arif. İş güzellik etmeseydim kıymetli gelinleriydim dergah. Sen o yüzden mi evlenmedin bunca zamandır? Yani hem o yüzden... Hem de evlenip de ne yapacaktım? Tarikatçı olmayan erkekler çok mu farklı? Vay 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 vay. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Belki de bir şey olmaz. Yine mi konuşuyordunuz siz? Bilmiyorum vallahi Zeynep'i. Zeynep'i ne yapacağız? Nasıl ikna edeceğiz? Onu konuşalım. Boşar mı Cüneyt Efendi? Boşarsa ha? Keşke. O zaman kimse onu ilişmeye cesaret edemez. Hem... Evlendiremezler de tekrar. Cüneyt Efendi'nin gölgesi kalır derler. Naim Efendi kabul etmez. Ağızlarından girip burunlarından çıkar da. Zeynep yıldı kız. Korktu bana bir şey olur diye. Çocuk o. Çocuk değilim ben. Kızım sen daha uyumadın mı? Müyesser Hanım anne korkuttu beni. Ondan gitmedim sınava. Ne dedi sana? Hem benim canım sıkılırmış hem senin.
Anne ben okumaktan vazgeçmek istemiyorum. Geçme kızım, geçme. Ben Levent amcanla konuşurum. Ama öyle değil. Ne diyor hadisi şerifte? Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Halamı bizim için istediği gibi. Ne diyorsun kuzum? Ben güçsüz olmayacağım artık. Ne yapacaksın? Meryem ben tekrar teşekkür ederim. Estağfurullah siz bizim için neler yaptınız? Akşam gelecek misiniz? İftara? Sen istersen. İsterim. Eşiniz de davetli. Hadi selametle. Hadi kızım. Bu kadın olmasaydı ne yapardık ya? Neyse sen de anca hazırlanırsın hadi. Maşallah, subhanallah sana. Asna, bu biraz böyle. Fazla mı oldu? Yok be Sadim, az bile. Hem sen kendin için giymiyorsun ki. Bizleri temsilen çıkıyorsun o kalabalığın içine. Dur kim sana? Ay Allah nasıl haylardan saklasın. Hadi amin inşallah. Gel. Mürşit babamla konuştum. Cüneyt'i sorunca anlattım. Ne dedi? İftar meselesi mühimdir. Gelsin dedi. Sen ne dedin? Söylerim dedim. Güzel. E katılırsa ne hala? Senin aklın kalmaz. E katılmazsa da Mürşit Hazretleri mesuliyetin kimde olduğunu hatırlar. Doktor Levent. Efendim diyor. Sağa sola düşüneceğinize biraz da Cüneyt'i düşünün diyor bana. Aman alt etmiş o. Sadim, sen sırtında yumurta küfesiyle yürüyorsun. Nereden bilecekler bizi? Ah, ah. Akşam onlar da iftara gelecekler. Haberin olsun. İyi gelsinler. Ama Cüneyt'i bıraksın kendi haline. Fazla kurcalamasın sakın. Maşallah tabii. Nasıl? Ciddi soruyorum, sen çok sık gidip geliyorsun ya. Münasip midir yani, uygun mudur? Oraya münasip hiçbir şey yok senin gardırobunda. Ama dışarıya açık bir iftarmış yani, özelliği bu. O yüzden sorun değil. Hande'dir. Gelmiyor mu? Ona yetmiştir. Dün de gitti ya, babamla kalacak. Hı. Şabi Bey, kaç kez aradım? Evakle gönderecektiniz, soruyorlar. Merhaba, ben kızıyım, geliniyim. Suhaib Bey uyuyor şu an. Aa, özür dilerim. Lea Simarski ben, arkadaşıyım Suhaib Bey. Merhaba, evrak nedir? Ben not alayım. Bu Kisla ilgili Zeynep. Okul evrakları vardı da. O iş olmadı diye biliyorum ben ama. Kendisi gelemedi. Biz yine de kaydedelim diyecektim. Ne olur ne olmaz diyorlar ya sizde. Belki gelme şansı olur. Tamam, ben söyleyeceğim. Teşekkürler.
Maşallah Levent hocam. Maşallah diyelim. Yakında mescitte de görür müyüz sizi? Görünmek için mescide gidenlerden değilim. Buyurun lütfen. Buyurun buyurun. Selamünaleyküm. Bismillah. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Vallahi bugün misafirlerimize çok özendik hocam. Arif nerede? Selamun aleyküm. Arif'i arıyorsan arama. Vazife verdim fanilere. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cüneyt Efendi geldi de ondan biraz geciktim, kusura bakmayın. Öyle mi? Maşallah. Bütün aile burada demek. Ne güzel. Feyza nerede kızım? Kıymetli misafirlerimiz, sofradakiler sizi düşündürmesin. Amcam Sadi Hüdayi Efendi sizler için en güzel yemekleri hazırlattı, sağ olsun. Ama naçizane düşündüm ki fani ne demek? Fena, yok demek. Fanilerin size en güzel ikramı ne olsun? Yokluk olsun. Varlık olan da sizin nasibinizde olan o mükellef sofraya da her günü yokluk olanlar otursun. Allah vazgeçtiğiniz lokmaların sevabını sizlere ulaştırsın. Amin.
Meryem, kızın çok güçlü. Ne yapsan? İnsan her şeye alışıyor. Dün Fransa'ya okula gidecekti. Bugün hanımlık yapıyor. Nasip değilmiş. Gerçi hala okul bekliyor. Levent Bey öyle demedi, olmadı o iş. Ben de öyle biliyordum. Okula kabul edilmiş Zeynep. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.